Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hazır mısın? Evet hazırım. Hadi bakalım bismillah. Buyurun. Haftanın son evine ayağımızı atıyoruz. Buyurun. Burada neler olacak, neler yaşanacak merakla bekliyor. Evet. Dün bayağı bir gergin final bitti biliyorsun. Evet, bugün evet. Neler olacak? Hele ki 15 bin lira sahibi belli olacak son gün. Evet. Remzi abla Emine çok merak ediyorum. Kadir, Remzi Hanım, ben yemekte pek iddialı değilim ama temizlikte çok iyiyim diyor. Bir ortasını bulamadık. Biri ya temizliği seviyor, yemeği sevmiyor. Biri yemeği seviyor, temizliği ama sevmiyor. Ama yemek yapınca da hakkını veriyorum. Ama yemeği de sevmem, yapmayı da sevmem. Çok pardon, dün finalde hiç öyle demiyordunuz. Gayet güzel löpür löpür götürdünüz. Sadece içli köfteyi yedim. Burada çok açtım. Peki, o zaman temizlikte bakalım iddialı dedin. Oturma odasından. Oturma odasından bir başlayalım. Tamam, buyurun. O zaman. Peki, buyurun. Bakalım. Temizlikte iddialı Nazmiye Hanım'ın evini geziyoruz Remzi. O zaman. Pardon, temizlikte iddialı Remziye Hanım'ın evini geziyoruz. Kadir bak, Remziye Hanım'ın salonuna giriyoruz ona göre ha. Sakın yine Nazmiye deme. Bu hafta evet. Nazmiye, Remziye, Remzi. Şükriye, Fikriye. Aklım karışıyor. Çok karıştırdınız ama bu hafta. Evet, klimalı bir salon, bayılırım. Buyurun Allah'ım. Siz karşıya geçin. Haftalar buyurun, sonra buyurun, ilk buyurun. Defa. Remziye abla bunun altı yok mu? Yok. Ay sandıksız mı? İlk defa sandıksız bir çekyat gördüm. 24 yıldır koltuklarım çok gıcır diyor. Ben 26 yaşındayım. Benden 2 yaş küçük. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Kumaş olarak gayet sağlammış. Bir defa tek kumaşını değiştirdim. Ha değişti. Sadece bir biraz yaylarında. Evet. İnşallah birinci olursam koltuk takımı alacağım. Koltukları mı değiştirdin? Evet. Kadir yalnız Remziye Hanım'ın almayı planladığı koltuk takımının fiyatını duyman lazım. Kadın resmen 24 senenin acısını çıkartmaya hazırlanıyor. Kaç para? 17. 17 evet. Bin lira. Ne ama o? Ama koltuk. Ama koltuk. Ama 17 koltuk. Bin lira ama koltuk. Evet. Nasıl bir koltuk? Chester. Kenarları böyle kaba. Hani gözümde kaldığı için onu söylüyorum. Sen bunları 24 senede kullandıysan o 17 binliği ölene kadar kesinlikle kullanırsın. Torunlarına bile kalır senin o çekyat. Yandan da temiz kullanmışsın ama. Sadece bayağı şey ses oldu, yapıyor. Kadir Bey, tüyleri gidiyor artık. Artık aşındı. Ama gene de iyi durmuş. Da altına hala anlamadım neden sandık yapmamışlar. Ama eski, yani 24 yıl önce bunlar. Gelinlik koltukları mı? Evet, evet. Gelinlik koltukları. Hı-hı. Ama masayı değişmişsin yani evet. Masa sonradan alınmış. Benim masam yoktu. Yine aldım bunu. Şöyle bir bakayım altına. Remziye abla bu masa olmamış. Masa ne zaman geldi? Bir sene oldu. Remziye abla masa bir sene önce gelmiş, her yerini silmiş ama altını, içini silmemiş masanın. İçini sildim. Yok, silinmemiş. Bak gel de gör şimdi. Şunu sildim. Sarı bez. Remziye abla koş bana bir sarı bez aldık ya sana. Tamam zaten. Hemen getireyim. Islat da getir ama. Kadını neden acele ettiriyorsun Kadir? Ben onları biliyorum, onları 3 gün önce veriyorum bize. Fazla da değilmiş ya. Şu an buradan çıkartamıyorum ama masanın altı olduğu gibi bembeyaz. Bence o kadar değil Kadir Bey. O kadar değil. Masanın altı beyaz. Yani o ilk geldiğindeki mobilya şeyi silinmemiş bunun altında. Remziye Hanım niye silmediniz orayı? Hiç aklıma gelmedi. Masanın hevesiyle, heyecanıyla evet, orayı görmemiş. Misafir ağırlamaktan. Kadir, Remziye Hanım kendi günü gelince çocuklarını bir gün önceden evden göndermiş. Nereye yolladı çocukları kız? Saçları dökülmesin diye. 50 tane sakallıları doldurduk buraya. Sen çocukları almadın eve. Ama masanın altını silmeyi unuttun. O detayı kaçırmışım ya, ben de şaşırdım. O detayı kaçırmışsın. Bu da iyi. Burası balkon mu? Evet, oğlumun odası orası. He, burayı oda yaptı. Evet. İçeride kaç oda var? İki oda. İki artı bir. İki artı bir, burayı 3+1 olarak evet, kullanıyorsun. Evet, kilerim, her şeyim orada. Yok, gayet güzel. Evet, şu TV'nin tesine bakmak istiyorum. Bezi değiştireyim mi? Yok, ben şöyle çevire kullanıyorum. Remziye abla. Hiç aklıma gelmemişti. Masanın altı gelmemiş, çekmecenin içi gelmemiş. İçi değil, arkası. 24 senedir Remziye abla buraya da el sürmemiş. Yok, o kadar değil. Bir şey diyeceğim. Dün Nazmiye'nin evinde o çekmeceleri çektik. Oradan da mı hiç esinlenmedin? Çekmeceyi görmedim ben. Sen o zaman çekmece çekmiyorsun. Gittin hiç belediye çekmece yoktu ki. Mutfakta. Mutfaktaki sadece baharatlıklara baktım ben. Çekmedin mi o çekmecenin arkasını, merak etmedin mi? Neyse, geri itelim bari. Ben de biraz fenayım ama yalnız. Peteği ilk günden belli görmüş, temizlemiş. Evet. Koltuklar zaten altında silinecek bir yer yok. Açık.
Masayı üstü silinmiş ama iç kısmı silinmemiş bir senedir. Burayı da düzenli olarak çekmediği için ya da Remzi ablamız buranın temizleneceğini bilmediği için temizlememiş. Size hiç yakıştıramadık valla. Şu anda ben de kendimi yakıştıramadım. Size ev sahibine söyleyeceğim. Ev sahibi ne yapacak? Ev sahibine göre ne var? Mobilya onun. Benim mobilyam. Ne diyeceksin? Kiracınız televizyonun ötesini çekmecelerini çekip silmiyor. Kalk, kalk, kalk gidelim, kalk. Mutfağa gidelim. Mutfakta detayları merak ediyorum. Ay. Ne oldu? Bir korktun, gözün korktu. Önce ben gideyim. Bakalım Remziye Hanım mutfakta hangi detayları unutmuş, hep birlikte göreceğiz. Kalk, gel, gel. Geç, 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 geç. Buyurun. Geç, 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 geç. Ay Remziye abla kız burada yemek yaparken sen daralmıyor musun? Çok sıcak. Ocağın sıcağından. Evet. Bir de bir şey diyeceğim, bu tahtaları nasıl siliyorsun? Deterjanlı bezle. Bunları böyle bir ova, evet. ova. Dün terledin şuraları. Kadir gel bakalım sen şöyle. Şimdi, alüminyum folyo sarmışsın buralara. Çünkü haftalık değiştiriyorum Kadir Bey onu. Haftalık. Haftalık değiştiriyorum. Bunun altı gayet güzel, temiz. Ama düzenli bir hanımefendisin yani, eşyaların kargacık burgacık değil, gayet toplu. Yok. Sadeliği seviyorum ben. Evet. Bir de ev küçük olmasına rağmen her şeyi sığdırmışsın, evet. Düzenlisin çünkü. Hı-hı. Remziye ablanın limonları bulaşık makinesinin içine bak, koku yapmasın diye. Bence onları Oya Hanım görsün diye koymuş oraya. Oya abla burayı açarsa felç geçirir kadın. Sen de dün inadına inadına terliği yiyecektin sonunda. Yedi, yedi karşısında. Kahve fincanların bak. Bak gel gel bak. Kaşığın çatalın üstü örtük, görüyor musunuz? Kız seni Allah kahretmesin. Sen bu kadar limonu ne yapacaksın? Eşim benim, bizim restoranımız vardı. Eşiniz gemide mi çalışıyor? Gemi ne alaka? Pizza ustası. Limonatayı kendisi yapıyor. Onun için limonata yaptı bize. Ay çok iyi olur. Dilim damağıma yapıştı. Eşiniz ne ustası? Pizza ustası. Pizza ustası ama limonata yapıyormuş. Orada limonata, içecekler falan da yapıyor. Dedi ben sana bir limonata yapayım dedi. Ha, öyle bir yemek işinden anlıyor yani. Aşçı kendisi. O yüzden sen ama yemek yapmayı sevmiyorsun. Adama yaptırtıyor yemekleri. Uyanık Remziye. Koronadan dolayı kapandı. Hadi hadi çıkalım buradan. Beni ateş bastı. Beni de, beni buzdolabını de geç. Buzdolabını daha bakmadı. Banyo nerede? Burada. Aa püh, gözün kör olmasın. Ben sana demiyorum mu evde ihtiyacını gör diye, çık. Kim o? Sedat Bey. Lavaboya girmiş, çık, seni bekliyorlar. Utanmıyor da ya. Aa tövbeler olsun yarabbim. Aa bu ikisi ne yapıyor orada? Sizi Allah kahretmesin. Ablam girip bir şey bir şey dökerler bak bunlar. Kirli çamaşırlarını getirip burada yıkatıyorlar. Vallahi o Sedat lavaboda kafasını yıkıyor sabahları. Pinte yere bir evde su gitmesin diye. Buyurun sizi de içeri alalım. Gel ablam. Remzi Hanım, buralar gayet güzel. Hı-hı. Yalnız üzülerek bir şey söylemek istiyorum. Burası çok fena kokuyor. Genzim yandı belinde. Yok Sedat'tan dolayı o Sedat. Onun ten kokusu belli. Herif sülfürik asit çıkartıyor sanki. Remzi abla güzel, gayet güzel. Evet, eline koluna sağlık. Ve yemek kısmında göreceğiz seni bakalım. İnşallah. Marifetli misin? Haydi o zaman salonumuza gidiyoruz ve haftanın son gününde misafirlerimizi ağırlayacağız. Kadir bugün temizlikte seni mahvedeceğim. Gel. Gel. Nereyi temizleyeceğiz onu da bilmiyorum ama bulur bu kesin zaten bize bir yerler. Evet, haftanın son gününde misafirlerimizi ağırlayacağız. Bakalım her yeri parmaklayan hanımlar bu evde nereyi bulacaklar, çok merak ediyorum. Buyurun. Şöyle yere vurmam lazım bunu. Niye? Aa ne yapıyorsunuz öyle? Yere Nazmi abla lazım. Şeker için geldi dedi. Bu arada süremiz gidiyor Nazmi abla, hızlı olmamız lazım. Elmaları üstünde mi kalıyor elmalar? Hı-hı. Bunun içine krema koyacak mıyız? Yok. He koyacaktım. Bir saniye, saniye kafamız bir saniye. Karıştı. Evet kafam karıştı. Şimdi bu kremayı çıkarttın ya sen, bu Kayseri reçelini. Kayseri reçelini koyacaktım da. Nereye konacaktı işte. Bunlar? Buna konulacaktı. Hamurun içine Kayseri evet. Ve krema mı bir konacaktı? Bir bakayım. Ben yazmıştım ama. Sen o defteri bir bana ver. Kaşığı. Yok burada krema yok. Var abla. Hani? Üç tane elma. Bir iki yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, tamam, üç yemek kaşığı tamam, Kayseri reçeli, biraz pudra şekeri, tamam. Bir çimdik tuz. Ha. Ama üstü için mi, içi için mi, o arası için mi demiyor. Acaba bunu arasına mı sürüyorsun? Kremayı mı? He. Yok. Ne diyorsun? Bana sormayın, ben bilmem. Ama isterseniz bu işin uzmanı bir şefi arayıp sorabilirim sizin için. Arayın. Benim fırçam nerede? Sağlam bir şey. Çok sağlam. Ara. Fırçam nerede? Ara çabuk. Alo.
Efendim? Şefim merhabalar. Anne. Efendim? Kız dış ses seni aradı. Az önce bana dedi ki şefi arayacağım dedi. Şefe soralım, bir tarif soracak da. Yine seni kattı programa. Ben söyleyince diyor ki iki lafın birini annene getiriyorsun, gene konu sana geldi. Anneciğim. Benimle niye uğraşıyorsun? Adamcağız benimle niye uğraşıyorsun? Vallahi ya? Burada benimle uğraştı yetmiyor, ta seni arıyor oralardan. Ama bir şey diyeceğim, senin elinin lezzetine güvendiği için. İnşallah bildiğin sorular geliyordur. Pek bildiğin sorular olduğunu sanmıyorum. Yani Bayburt'ta Alman pastası yaptığınızı zannetmiyorum. Remziye Hanım, bakın telefonun diğer ucunda Türkiye'nin yıldızı şefi var. Takıldığınız yeri ona sorabilirsiniz. Alman pastasına krema giriyor mu girmiyor mu? Ben hiç bu hayatımda Alman pastası yapmadığım için bilmiyorum. Ya bu kadın Almanya'da gelen akrabası bile yok. Bu kadın Alman çikolatası yemiş kadın bile değil. Ne bilsin Alman pastasına? Senin varsın, sen söyle yavrucuğum. Gözün kör olmasın, burada seni övüyorum. Yapacak bir şeyimiz yok. Yapmadığım bir şey kendim övemem anne. Evet, evet. Doldurma mantısı lor dolması olsa bilirdin ama Alman pastasını bilemez. Ben de dedim ki tanıdık bir şefi var galiba bunun. Dedim ki, dedim annem çok iyi su böreği yapar. Meşhur bir tane aşuresi vardır, aşureyi çok iyi yapar. Evet, annem klasiklerin kadına, dışarı çıkmıyor, içeride hep. Annem beş çayı programına katılsa ne yapar? Anne. Şimdi dinle, beş çayına programa katılsaydın eğer, altı çeşit bir şey say bana. Bir. Elmalı turta yapardım. Okey. Su böreği yapardım. Oo. Kız iki saatin var, fazla sallama. Evet, açar açar. Ne su, elmalı turtadan olacak ki? Ondan evet. Sonra sarma yapardım, zeytinyağı dolma sarardım. Tamam. Amerikan salatası yaparım. Tamam, biraz ortaya bir yumuşak bir şeyler olsun. Aa anne, senin karbonatlı poğaçan çok meşhur biliyorsun, kabartma tozlu. Evet, o günü yaptım, evet. Evet, dış sesin evinde de yapmışsın, hatırlıyorsun. Tepsiyi zor evet, aldık evet, elinden, bu detayları versene anneciğim. Tamam, bence bunlar yeterli, güzel, sağlam menü. Zaten su böreği aynen. İki saatin zıvır içinde zıvır zor. Değil. Nasıl? Zıvır zıvır değil. Hem evet. De birbirini destekliyor evet. Yani. Yalandan masayı zerzavatla doldurmuyoruz anneciğim. Dişimize yok, gelecek yok. İddialı şeyler koyuyoruz ortaya. Hayır. Arkamdan kimseye söyletmek istemem yemin. Aynen öyle. Konuşuruz ama konuşturmayız elhamdülillah. Hayır. Benim için mutfak önemli. Evet. Benim için temizlik, senin için mutfak. Öpüyorum aynen. Seni tatlım. Görüşmek ben dileğiyle. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Bence bir şey değil mi? Şu zamana kadar kimse şu menüyü saymadı. Elmalı turtanın elmasının evet E'si bile geçmedi. Bak elmalı turta. Görüyor musun? Alman pastasına koydum işte ben de. Elmayı. Bir elmalı turta patlatabilirdik evet. Bence. Evet. Ümran Şef'e teşekkürler. Ümran Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bunları evde de yapmanızı diliyoruz. Abla acele etmemiz lazım. Neye geçiyoruz şimdi? Yufkaya. Muhallebi şu anda katılaşmaya başladı yavaş yavaş. Tamam. Bunun içine kremayı ne zaman katıyorsun? Ocaktan alacağım. Ha. Soğuyacak hafiften. Ondan sonra. Yani ondan sonra hem krema hem de bir tamam, vanilya koyacağım. Okay. Ne oldu? Pasta mı yandı? Hadi çabuk koşun bakın fırına, pastanız yanmasın. Kız! Pastam gitti Allah'ım, pastam gitti. Pastam gitti. Hayır. Açamam ama şu anda. Hayır, daha var. Açarsam söner. Hayır, daha var. Daha var, muhallebi gitti Allah'ım. Ay. Kız ne oldu? Muhallebi. Muhallebinin başındayım ben. Tamam. Şey tamam. Ne oldu? Kadayıf tamam. Yok daha var açmadım. Beni yalandan, oyuna getireceklerdi. Açacaktım. Sönecekti benim pastam. Yalandan sönecektim. Oradan bizi evet. Burada. Allah seni kahretsin. Ha sönecekti. Ay. Koskoca ben ortalığı nasıl karıştırıyorsun? Yani korktum yandı diye. Ben neden fırını buraya getirmedim? Allah aşkına Nazmiye abla, zaten Vezuv yanardağı gibi burası. Onu da buraya getir yanalım. Ay git gel, bu sefer ben terden ölüyorum. Bence arada gitti. Arada seni Allah, böbreğimin taşı düştü. Ay böbreğimin taşı düştü vallahi billah. Şöyle. Sen de onun peşine içeri geliyorsun değil mi? Sana da soracağım sonra be. Tamam, ben tekrar ocağa koyuyorum bunu. Tamam bakın. Muhallebi biraz cıvık oldu diye tekrar sudan nişastayı açtık. Görüyorsunuz. Karıştır abla. Evet, muhallebimiz katılaşınca taslara dökeceğiz ve ondan sonra sıradaki yemeğimize geçeceğiz. Haydi buyurun. Ay, pastam yanacak. Allah'ım inşallah yanmamıştır. Şimdi açabilirim. Evet. Oya abla, nasıl buldun köfteyi tekrar bir söyle. Ya bu köfte belli olmaz, biraz kuru olmuş. Az biraz bir daha, saattir kremanın altında. Az biraz daha sulu olacaktı. Hı hı. Acısı güzel böyleydi. Olmuş. Hı hı. Yumurtası içine çok kayıp olmuş. Yani yumurta biraz belli olacaktı yani. Hı. Hı. Çok
Yumurta ama öyle de olunca, şimdi. Öyle de olunca hani şey ezmemişsin. Bu köftenin dediler. Şeyi öyle ezmeyeceksin zaten. Evet. Yumurtayı aktaracaksın, böyle yapacaksın, ama. Ezmeyeceksin. Yani yumurtayı döktükten bayağı. Sonra yoğurmayacaksın. Yok. Yoğuruyorum abi. Evet, yoğur. Öyle de biraz, gelmiyor çok ama. Çok yoğurmayacaksın biraz. Kısır gibi mi olmuş yoksa ciddi anlamda işi köfte mi? Yok, kısır gibi. Çiğ köfte mi? Yok, çiğ köfte değil bu. Kısır evet, gibi. Bana da kısır gibi geldi. Biz yumurtalı köfteyi hiç ıslamayız. Öyle yoğururuz. Buzla, buzla. Yoğurur sonra yumurtasının içine katarız. Peki Nazmiye? Yani bu çiğ köftenin bir zorluk kısmı yok. Bulgur ıslanmış, soğanlar doğranmış, soğanlar iri iri. Yani bir yoğrulsa mesela bu soğanların diriliği kalmazdı. Soğanlar giderdi içinde. Yeşil soğan, hangi soğan? Hayır, kuru soğan mı? Kuru soğan. Kuru soğanı öldürüyoruz biz yani. Rendeliyoruz, acısını, şeyini, suyunu çıkartıyoruz ki hani geçmesin için. Çünkü bu bulgur bu yemez. Bu normal sadece bu, küp küp yemeklik doğrandı, kavrulmadı. Çiğ halde atıldı. Kavurmuyorsun zaten. Elinle tuzla birlikte yoğuruyorsun gene. Hani benim için bu gerçekten hani çiğ köfte emek kısmı da yok. Ben çok sevemedim de. Hani benim yediğim ya da yaptığım çiğ köfte böyle değil abla. Eline sağlık ama böyle değil. Afiyet olsun. Özge Nur. Ben de katılıyorum. Bana da kısır gibi geldi. Sadece kısırdan bir farklı yanı acı olması, bir de yumurtalı. Belki bir tık hani şekil verseydin ya evet, da kıvırcık olsaydı, limon olsaydı. Ama şekil, yani şekil benim 2 dakikamı alacaktı. Hani böyle sunum oluyor diye ben böyle yaptım. Sunum böyle olabilir ama hani bak o yavlada da mesela hep biz bunu söyledik. Bak bir domatesini koymuş, yanına soğanını koymuş, lahmacun dedik. Aynen. Hani bir göbek çok zor bir şey değildi yani buraya 2 tane koyabilirdin. Çünkü bu tarz şeyler böyle sunuluyor. Evet. Peki Özge sen bulgurla yumurtayı yakıştırmamışsın öyle dedin söyledin. Evet yakıştırmadım. Bu böyle ama. Yok ha, öyle olabilir. Ha, sen yakıştırmadın. Yok usulünü hani bilmiyorum. Daha önce de hiç yemedim. Ha öyle mi? Yok i̇lk hiç defa yiyorsun. İlk defa yiyorum. Duymuştum adını. Ama şey yakıştıramadım. Hiç benim hani damak tadıma uygun damak tadına, değil. Evet. Peki. Remzi ablacığım eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Bana da biraz kısır gibi geldi. Hani daha böyle bazı yerler daha böyle yoğun salçalı kısırlar yapıyorlar. Tane tane olmuyor biraz daha böyle hamurumsu oluyor. Biraz bana öyle geldi. Ben de çok bir çiğ köfte havası alamadım. Daha çok kısır tadı var. Hani lezzet olarak evet gayet lezzet. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Ama çiğ köfte dersem çiğ köfte diyemem. Evet Nazmiye nasıl buldun böreği? Çıtır çıtır evet. Abla bu da yufka değil mi? Evet yufka. Bu da yufka. Aynen. Yani sadece o kısımda kolay buldum. Lezzeti güzel. Sadece kolay buldum. El açması bekler miydim? Yani. Beklerdim yani. Bak o da bir hamur açtı, lahmacun açtı, ben açtım, Özge açtı. Menüye baktığımda kesinlikle en azından bunu bir el açması beklerdim ama ben çıtır duyduğum anda zaten yufka olduğunu anladım. Ama lezzeti güzel, peynirli olmasına rağmen güzel, peynirin tadı da güzel, beğendim ben. Peki, Oya abla? Evet, çıtırlığı güzel. Ben de katılıyorum Nazmiye'ye. El açması olsaydı daha iyi olurdu. Beğendim. Beğendin ama el açması mı? El açması olsa daha iyi olurdu. Okey, Özge Nur? Çıtırlığı çok güzel. Ama bana çok kuru geldi. Çıtır bu yüzden mi kuru şey söyleyemedim. Aynen. Hani çıtırlı hani zaten aynen. Çıtır bir şey kuru sırınca, oluyor ya. Ya da şey ya da peynir çok kuruluk bırakmış. Tam anlayamadım. Anladım. Yani şey yok, çok sevemedim. Bu yüzden peynirli. Yani çok sevemedim. Yufka olduğu için çıtır olmuş. El açması evet, olsaydı hani öyle atıyorum, olmazdı. İçine patates olsaydı bir tık daha güzel olurdu. Hem çıtır hem patates evet. Güzel Remzi olurdu. Remzi ablacığım eline koluna sağlık. Börek çıtır dedin çıtır olmuş. Önemli olan çıtırlıydı. Yalnız içi bana yavan geldi. Evet. Yani kuru bir yufka yiyorum. İçinde ne bileyim bir patatesli baharatlı bir şey olsaydı ya da kıymalı olsaydı. En kötü bu peynire bir maydanoz katsaydın değişik bir aroma katardın. Pul biber maydanozu herkes sevmediği için. Ama bunda da var zaten. Biz ama hafta başında. Ben bir ikimiz maydanozlu yaptık. Hayır. Hafta başı. Vallahi Nazmiye peynir sevmiyordu. Peynir kattın. Peynir katan maydanozu da kataydı. Sadece içinde bir yavanlık var. Ama çıtırlık mı çıtırlık. Gayet güzel olmuş. En zoru makarna salatası. Onun tadına bakıyoruz. Evet Oya abla makarna salatasını nasıl buldun? Makarna salatasını ben hiç beğenmedim. Niye beğenmedin? Senin tarzın beğenmedim. Değildir zaten. Benim tarzım hani, değil. Evet, aynen. Bir de biraz tuzlu olmuş bana göre. Tuzlu mu? Tuzlu. Sen tuzlu seversin. Sana da mı tuzlu geldi? Ya tuzlu geldi. Bak ben tuzlu severim. Biberi bile tuza batırır yerim. Ama tuzlu geldi. Sana acaba hazır şey. Yani işte. Özge Nur nasıl buldun? Güzel, fena değil. Beğendin. Peki Nazmiye? Makarna salatası. Evet, makarna salatası. Makarna salatası. Evet. Şey, turşusu falan güzel. Ben sadece biraz fazla mayonezli buldum ama o benim damak zevkim yani normal biraz tadı, buldum, evet. tadı güzel. Makarnanın haşlanması falan iyi pişmiş mi? Haşlanmış mı? Çok güzel haşlamışsın. Konserveler de çok güzel haşlanmış. Ama ben gerçekten söylüyorum ben bunun bütün şeylerini haşlayarak yapıyorum. Bir tek
benim turşum konser. Renk abla niye bunları yani haşlamayı düşünmedin, kendim garnitür yapayım? Hiç düşünmedim. Aklıma gelmedi. Düşünmedin mi yoksa ben aklıma gelmedi. Kız aklına nasıl gelmedi? Bugün dördüncü gün Renk abla. Yani mutfakla hiç ilgin yok mu genel olarak? Yok ya, o kadar da değil. Var. Tabii, niye bir hani en azından şunu düşüneyim. Ben olsam en azından aman bunlar ağzını açmasın. Zaten her şeyi konuşuyorlar. Makarna zaten hazır. Bari şunun garnitürünü de kendim açayım da. Bakın makarna hazır ama garnitürü ben haşladım. Bunu da diyebilirdin. Bir tane havuç, bir tane patates. Hadi bezelye belki hazır olur bu mevsimde. Belki buzluğunda yoktu. Yok var, buzluğunda var. Ha o da olabilirdi. Haşlayabilirdi. Buzluğunda vardı. Yani biraz bayağı bayağı kolay olmuş o yüzden. He yanında bir el açma börek olsaydı ya da daha hamur işi bir tarz bir şey olsaydı bu amenna makarna salatası şehriye olabilir fark ama etmez. Ama seninkinin hepsi hazır. Bir de garnitürü az gelmiş. Biraz da bana tuzlu geldi. Öyle bana mi? Bana da tuzlu geldi aynen. Bana gelmedi. Eline koluna sağlık. Şimdi isterseniz tatlılara geçelim. Alman pastası Oya ablanın yorumunu çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Buyur Oya abla hepimiz tadına bakalım buyurun. Bu arada kadayıfları direkt koymadım. Tereyağında kavurdum şekerle. Şekerle evet. Kavurmuş, yani emek verdim. Kavrulmuş kadayıfımı kavurdum. Aynen. Ama tereyağını erittim, şeker koydum. Soğumasını bekledim onu. Hayır bak tereyağı gerçekten... Şimdi diyeceksin, evet. Tereyağı gerçekten lezzetli bir şey verir hazırlanmışsın ama... Ama şeker topaklanırdı yani böyle pürüz pürüz olurdu hani niye onda. Niye çiğ kadayıf yapmadın? Hazır kavuracaksın madem şekerle, çiğ kadayıf alsaydın. Oya abla beğendin mi? Güzel, beğendim. Gidiyor muymuş kadayıfla muhallebi? Yok, gitmiyor. E niye güzel dedin o zaman? Ya muhallebisi güzel, tatlı olarak güzel yani. Ama senin tarzın değil mi? A-a. Sen daha çok kadayıfınızı şerbet dökmeye alıştığın evet. için muhallebiyle birleştiremedin. Şekerli. Peki yorucu bir tatlı mı senin adına? Hayır. Biz ne kadar yorulduk ama bunu soğutmak için. Evet, ne kadar karıştırdık. Muhallebisi için yorulduk. Evet. Remzi ablacığım eline koluna sağlık. Tatlı çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Muhallebisi de çok güzel olmuş. Kadayıf konusunda evet onlar hani hazır olduğu için. Şimdi ben de bunu anlamıyorum. Geçenlerde de bir yaptı. Hazır kadayıfı bir daha şekerle tereyağıyla çevirdi. Madem ki ocağın başında duracağız. Bari değsin en azından kendimiz kıralım kadayıfı. Diyelim ki biz bunu kendimiz yaptık. Ama tat olarak gayet güzel olmuş. Alman pastasına geçelim bakalım. Alman pastası nasıl olmuş? Evet Özge senden başlayalım buyur. Benim bildiğim Alman pastası bu değil. Bu elmalı tart kek diye biliyorum ben. Alman pastasının içinde krema olur. Pankek gibi olur keki içinde kreması olur. Üstünde de kalıp gibi çikolatası yani olur. Yani ismiyle tadı uyuşmuyor mu? Asla. Remzi abla ne diyorsun? Ben baktım böyle internetten baktım. 3-4 defa daha yaptım çok beğendim. Yok. Elmalı cevizli Alman kurabiyesi olarak geçiyor bu. Kurabiye. Pardon pastası. Alman pastası. Tamam, pastası. Evet, evet. Hayır. Yok. Peki lezzetini beğendin mi? Çok ağır. Çok ağır. Şekeri çok fazla gelmiş. Hı. Bana çok ağır geldi. Üzerinde ama pudra şekeri de vardı. Evet. Alman pastası bizim bildiğimiz değil. Tadın nasıl buldun Nazmiye? Tadı güzel. Ben böyle havuçlu cevizli kek yaparım. Ona da benziyor ama üstündeki bu ben meyveleri sevmedim. Elma koydum üzerine. Ben onları sevmedim. Hı. Ama alt kek güzel. Alt kek ama bu peki yani. Sen Alman pastası olarak kabul ediyor musun? Hayır yok. Değil ya. Değil. Şimdi Oya abla Alman pastası olarak kabul ediyor musun diyeceğim ama daha önce yok, Alman pastası... Yok ben Alman pastası bilmem kek gibi olmuş ben içinde. Sana tarif ediyorum. Şekeri baydı beni. Hı. Çok şekerli. Çok şekerli. Tatlı mı? Yani baydı. Normal Alman pastası şu bizim kek tabanı pandispanyalar var ya. Hı. Onun biraz daha bir değişik bir kek yapıyorsun. Ortasını bölüyorsun. İçine böyle aynı bunun muhallebisi gibi bir muhallebi yapıyorsun. Üstünü kapatıyorsun. Üstüne de pudra şekeri eliyorsun. Aslında çok kolay bir şey yani. İlk defa bir pastaneye çalışmaya gittim de orada gördüm. Dedim ki yani koskoca Almanya yapa bunu mu yapmış pasta ben gidip şimdi pastacılara soracağım. Çok beğenmedim. Evet bir sor. Şimdi sor Alman yani. Pastasıyla yanından yöresinden ters çeviriyorum altından biraz üstünden. Zerre alakası yok. Yani havuçlu cevizli kek deseydin öper başıma koyardım. Havuçlu cevizli kek olmuş çünkü bu. Ama internette böyleydi. Evet yani internette böyleydi ama evet. Keşke biraz hani en azından sen de Alman pastasının orijinali araştırsaydın. Allah Allah bunun görüntüsü uymuyor. Şimdi ben bunu yaparsam bunlar diyecek ki çünkü biliyorsun ki isimler de çok önemli bizim için. Ha lezzet olarak bana biraz ağır geldi. Çünkü üstündeki pudra şekeri de bayağı yoğun. Keşke havuçlu cevizli kek deseydim. Şöyle diyorum ismi de menüde çok önemli. Çünkü ismini dediğinde biz onu bekliyoruz görüntü olarak. Alman pastası dedim biz de burayı Alman pastası bekliyoruz. Ama şu anda cevizli kek var önümüzde. Eline koluna sağlık diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.